Merhaba, ben Uğur Arıcı, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu sabah 8'e doğru henüz hiç uyumamışken çekiyorum. Çünkü benim de az önce öğrendiğim ve birazcık şaşırıp garipsediğim bir durumdan size bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda belki sizin de şaşırıp sevinebileceğiniz bir haberi size vermek istedim. O yüzden hemen çekeyim dedim. O yüzden birazcık ev halinden, dağınık saçlarımdan, yüzüme doğru patlayan ışıktan vesaire lütfen rahatsız olmayın, çok önemsemeyin. Ama bir önceki videoya göre bir iyileşme var fark ettiyseniz. Bir önceki videoyu bu kablolu kulaklıkla çekmiştim. Hatta bunu çekiyorken bu mikrofon sakalıma sürtüp cızır cızır ses çıkarmıştı. Onun yerine gördüğünüz gibi bir C1U mikrofonumuz var. Ama ben bunu bir önceki videodaki ses sıkıntısını fark ettikten sonra edinmedim. Bu mikrofon bayağıdır buradaydı ve bu masaya takılıydı. Niyeyse dünkü videoyu çekerken aklıma gelmemiş, çünkü alelacele bir video çekmiştim. Neyse efendim, o videonun üstüne değişik tepkiler almışım. Genellikle insanların bana özel mesajla gönderdikleri ya da kendi aralarında konuştuklarını bana söyledikleri şekilde video genel olarak beğenilmiş, özellikle sektördeki yazılımcı dostlarımız tarafından. Ama bir şey fark ettim. Benim dün yine eksen hakkında attığım bir tweetin içindeki alıntılamış olduğum tweet gözükmüyordu. Sadece bana gözükmüyormuş. Neden? Çünkü alıntıladığım tweetin sahibi beni engellemiş. Neydi o tweet? O tweette şöyle deniyordu: İşte eksenin yazılımcılarına çok yüklendiniz. Aman efendim, üstlerine bu kadar gitmeyin. İnsanların önünde birbirimizle tartışmamalıyız. Ben de bunu alıntılayıp neden tartışmayalım ki, biz kendimizi güvenceye almak adına mesleğin kötü yönlerini mi gizlemeye çalışıyoruz? Yarın biz de hata yapabiliriz diye hata yapma toleransı mı yaratmaya çalışıyoruz? Gibi bir şeyler söylemiş ve o tweetlerin devamında eklemiştim. Evet, sizin de söylemeye çalıştığınız şeyi anlıyorum ama gelişme ve iyileşme ancak bunları açık açık konuşarak olur. Ayrıca bizim burada değindiğimiz sorun zaten yazılımcıları kötülemek, tükaka demek, onların kişiliklerine saldırmak değil. Burada daha ciddi bir Türkiye'deki dijital dönüşüme dair bir sorun var. İşte planlama eksik, deneyim planlama eksik, insan makine etkileşimi hiç hesaba katılmıyor. İşte efendim, test süreçleri hiç planlanmıyor ve gerçekleştirilmiyor. Yazılımın ortaya çıkma sürecinin başında durabilen, dijitalden anlayan yönetici liderler yok gibi şeylere değiniyorken, niyeyse karşı taraf bunu yazılımcıyı eziklemesin çünkü sektör bütün herkese rezil olur şeklinde algılamıştı. Neyse efendim. Sonrasında bir yanıt almadım. Bugün bana dediler ki, abi senin o tweetinin içindeki tweet gözükmüyor. Baktım, beni engellemiş. Merak ettim, kimdi acaba bu? Neden böyle bir şey yaşandı diye açtım profili, birazcık baktım. İşte ben engellendikten sonra da birkaç şey daha yazmakta devam edilmiş. Ve çok garip, çok garipsedim. Onu anlatacağım size. İşte aman efendim, biz yazılımcı olarak birbirimizi tutmalıyız. Birbirimizi eğitmeliyiz. Birbirimizle konuşmalıyız. Evet. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunları herkesin içinde yapmamalıyız. Yani birbirimizle konuşacaksak, birbirimize eğiteceksek beni niye engelledin? Beni niye engelledin? Ya onu yapmaya çalışıyorum işte ben de. Biz hiç kimsenin şahsına saldırmadık ki. Süreçle ilgili işte iş dünyasının, business tarafının meselelerinden bahsetmeye çalışıyorduk. Neyse efendim. Ben engellenmişim. Sonrasında da açık kaynağı, community'yi biz dünyaya duyurduk denmiş ki, açık kaynak değil, özgür yazılım biliyorsunuz. İşte şunu merak ediyorum. Sence dünyanın en yaygın kullanılan özgür yazılımlarından bir tane, işte Linux çekirdeği diyelim. Sence Linux çekirdeğinde bulunan hatalar ya da o konuda yapılabilecek, daha iyi hale getirilebilecek şeylere dair öneriler, ya ben buna gideyim işte Linus Torvalds'a özelden e-posta olarak yazayım diye mi konuşuluyor? Yoksa bunun GitHub'taki deposunun issue bölümünde mi konuşuluyor, özgür yazılımların hataları, sorunları? İnsanlar birbirine bu sorunları açıktan konuşuyor ki, doğrudan söylüyor ki bu sorunların tespit edilmesi ve hep beraber çözülebilmesi kolay olsun. Yani hem işte ben her şeyi çok biliyorum, çok ilim irfan sahibi, arif ermiş bir insanım ben. Hiç kimse kavga etmesin, karşıdakini de işte hesaba katarak yaşa. Açık kaynak. Okey. Ama işte açık kaynak dediğin, özgür yazılımın özgür yazılım olmasını sağlayan şey olan tartışma kültürü, sorunun doğrudan söylemek için, yok bizim şark kafasında ona yer yok, gizli gizli yapalım. Bu gerçekten bana çok garip gelmişti. Niyeyse Türkiye'de böyle bir durum var. Böyle hem kendi takipçileri de kalabalık olup bu tip söylenen şeyleri haliyle ne yazık ki ciddiye alan insanlar tarafından da takip edilen kimseler var. Daha önce de böyle garip ve komik bir olay yaşamıştım.
MD5'e şifreleme diyen birini uyarmıştım. Yine alıntı bir tweetle. MD5 şifreleme değil, özüt çıktısı verir. Ve en önemli farkı, MD5'in çıktısından girdiye geri dönemezsin. Çünkü birisi sınırlı küme, birisi sınırsız küme vesaire. Neyse, bunu açıklamıştım. Ve bu Twitter'da diğer insanların da gözünün önünde oluyor diye sanırım. Ve yine o beyefendi de çok takipçili bir insandı. İşte Uğur, işte ben biliyorum, dönülür ya diyorum. Matematiksel olarak mümkün değil. Sınırlı kümeden sınırsız kümeye geri dönemezsin. Ben biliyorum, dönülür. İşte dönülemez efendim. En sonunda işte takipçileri falan geldi. Şöyle şeyler yazan takipçileri vardı. Evet, ben de hani matematiksel olarak dönülemeyeceğini biliyorum. Ama işte bilmem kim bey diyorsa belki bir bildiği vardır düşünüyor insan. Belki bir bildiği vardır diye düşünüyor insan. Böyle duruma gelmiş şeyler oluyor. En sonunda ne oldu biliyor musun? Bana özel mesajdan şey yazdı. Uğur, her yerde açıklayamayacağım şeyler var. Ben askeriyede gördüm, dönülüyor. Sonra da beni engelledi. Ne yazık ki Türkiye'de böyle şeyler yaşanıyor. İşte birbirimize eğitmeliyiz, konuşmalıyız. Her şeyi biliyorum ve herkese her şeyi anlatmalıyım dediğin insanlara çok basit bir şey söylüyorsun. Karşında bazen hiç yanıt almadan, bazen böyle saldırgan yanıt alıp engelleniyorsun vesaire. Neyse efendim. Bundan bahsetmek istedim. Bu konuda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Çünkü bir önceki videom olan işte Eksen neden patladı, suç yazılımcıların mı videosuna dair işte çok güzel mesajlar aldım. Özellikle Özel'den. Kimi insanlar bunu açıktan yazmak istemiyor galiba yorumlarını, ama çekinmeyin. Bu insanların hani bütün projelerin yazılımcılarıyla da iş yöneticileriyle de bir şekilde temas edilip konuşulabilir. O konuda iyileştirmek için bizden destek istiyorlarsa bize yazsınlar. Ya da bu yazılımlarını özgür bıraksınlar. Belki o özgür yazılımların nasıl çalıştığını inceleyip onların da işine yarayacak şekilde iyileştirebiliriz. Böyle durumlar var. Hem bundan bahsedeyim, bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bir onları alayım dedim. Ben hep böyle işte dur, sesi düzgün olsun, açı düzgün olsun, ışığı yeterli verdik mi, şuna dikkat edelim falan filan derken aslında çekim yapmayı atlıyorum. İçerik üretmeyi atlıyorum. İçeriğin şekil kaygısından ötürü içeriği hiç ulaştıramaz hale geliyorum. O yüzden böyle aklıma geldikçe belki kimi meselelerden konuşmak adına oturup benzer bir kurulumla, işte bu setup'la bir çekim yapar, bu kaydı da yüklerim belki internete diye düşünüyorum. Bu konuda ne dersiniz? Daha sık gelsin ister misiniz? İsterseniz ne konularda konuşmamızı beklersiniz? Bunları merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Mesela biz bu aralar yine değişik şeyler kurcalıyoruz. Standart işte web uygulamaları, Laravel tarafındaki uygulamalar vesaire devam etmekle beraber WooCommerce üzerine değişik şeyler geliştirmeye başladık. Onun haricinde paralelde Python'da Django ile geliştirilmiş headless bir e-ticaret sistemi inceliyoruz. Özgür yazılım. Acayip hoşuma gitti. Mesela ondan bahsedilebilir. React Native ile mobil tarafla geri döndük. React, React. İşte okuyarak öğrendiğin kelimelerde de bu oluyor. Onun haricinde mesela fabrikalarda böyle fiziki ortamda çalışan kimi sistemlerden, fiziksel işte IoT cihazlarından bir şey okuma, gönderme, onlara dair kimi çıktılar üretmeye dönük böyle MQTT ile çalışma olayları falan var. Bunlardan bahsedilebilir. Moodle, işte uzaktan eğitim için bir özgür yazılım, onun üstüne bir şeyler yapıyoruz. Ben mesela evde işte bu yenilediğim LED ışıkları yönetebilmek için Bulgaristan'dan böyle dimmer'lar sipariş edip onları Home Assistant'la, işte şurada Raspberry Pi'yi görüyorsunuz, Raspberry Pi. Onun üstüne işte Home Assistant kurup onunla böyle kimi şeyler yapmayı düşünüyorum vesaire vesaire. Bu tip şeylerden de bahsedilebilir. Genel olarak işte eski haftalık sohbet meselelerindeki kimi konulara da değinilebilir. Bunları yine işte birazcık da odaklanmış konuda, süreyi çok uzun tutmadan sık kısa videolar yapılabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü bu Eksen videosundan sonra çok gaz verdi yakın çevrem bana, sağ olsunlar. Ben de iyi hissettiğimi fark ettim o konuda. O yüzden bunlar, videoda bahsettiğim diğer konular, bu meseleye dair öneriler ve beklentiler, genel olarak teşekkürler ya da işte şurası kötü oluyor, ses hala kötü falan gibi meselelerle ilgili fikirlerinizi de yorum olarak atarsanız, ki sanıyorum yorum fazla oldukça öneri tarafında da öne çıkıyoruz. Çok sevinirim. Ve tabii ki standart işte videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve işte ben yeni bir şey yayınladığımda hemen haberdar olabilmek için zile basmayı unutmayınız ve bence
Sizden bir öneri daha istiyorum. İşte bütün bunları yapmak için söylenebilecek bir kelimeye ihtiyacımız var bence. Yani işte aramak muhabbetini artık Google'lamak diyorlar ya, onun gibi işte. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmişken YouTube'lamayı unutmayın gibi. Yani YouTube'lamak doğru gelmiyor ama hani bunun için bir kelime bulmalıyız sanki. Yani videoyu beğen, kanala abone ol, zile basmayı unutma gibi bütün bu işlemleri barındıran ve söylendiğinde bu anlaşılacak şekilde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmişken YouTube'lamayı unutmayın. Evet, çünkü onları yaparsanız önerilerde daha rahat çıkarız. Belki daha sık konuşabilir hale geliriz vesaire. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda artık ne zaman gelirse böyle hep bunlardan daha sık yapacağım diye kaydediyorum. Ondan sonra 3 ay yokum anasını satayım.